Efendim herkese selamlar. Odama hoş geldiniz. Ben aslında bu odaya ilk taşındığımda bir tane vlog yapıp her şeyi böyle tek tek sizlere göstermiştim. O videodan sonra odamın bu tarafı yani bilgisayar masamın olduğu bölümle alakalı bazı yeni ürünler kullandığım ve severek kullandığım bazı yeni şeyler var. Bu videoda tek tek böyle ürün videoları yapmak yerine bir tane vlog videosu yapayım. Böyle neleri kullanıyorum, neler yeni geldi, ne düşünüyorum vesaire toptan bir anlatayım istedim. Gördüğünüz gibi böyle büyük ürünler de var. Asus'un sağ olsunlar. Republic of Gamers koltuğu ki aşırı rahat bir koltuk anlatacağım birazdan. İşte monitörlerimi yine değiştirdim. Biliyorsunuz Excalibur monitör kullanıyordum. Asus sağ olsun ona da el attı. Çok daha üst düzey. Hem kurgu hem işte oyun için iki tane ayrı monitör gönderdi. Benim satın aldığım bazı ürünler var. Mesela hatta hemen başlayalım. Bu Stream Deck zaten yeni bir ürün değil arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Mesela işte odamdaki Hue'ları buna bağladım. İşte böyle basarak renk değiştirebiliyorum. Burada canlı yayın yaptığım zaman işte hangi ekranı kullanayım yani sahneler arasında geç geçen sevgili Burak Şol sağ olsun bir indirim paylaşmış. Hakikaten iyi de indirimdi. Canlı yayın yapamıyorum bayağıdır biliyorsunuz. Tekrar canlı yayınlara da dönmek istiyorum. Biraz şevk olsun diye aldım. Araya başka şeyler girdi. Hani bizim özel hayatımızla ilgili nasip olmadı ama inşallah canlı yayınlara da tekrar başlayacağım. Eğer hani gelsin isteyenlerdenseniz aşağı yorum yazarsanız bana da birazcık gaz olmuş olur. Bu gördüğünüz mousepad diyeceğim ama bu aslında hani böyle hemen hemen her masaya koyabileceğiniz böyle bir ne denir buna ya Ozan? <gülüyor> <gülüyor> masa masa halısı. Bunu e, bu girişimi yapan ki Instagram hesaplarını ekrana yazacağım. Sintio diye bir Türk girişimci kardeşlerim var. Abi sana hediye etmek istiyoruz dediler. Sağ olsunlar gönderdiler. Bayağı böyle gör, bunlar el yapımı bu arada öyle yapıyorlarmış ve Hani benim masam aşırı büyük ama neredeyse bütün masayı kaplayan böyle değişik malzemesi olan. Bence güzel görünen hani mouse'u da üstünde koyduğunuzda mouse güzelce kayabiliyor. Bir problem yok. Öyle bir el yapımı bir ürün. Masa şeyi artık pedi mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Onun dışında geçen gün Instagram'da Reels'te paylaştım. iPhone, iPad şey iPad diyorum. Apple Watch ve e, AirPods için McDonald'un üçlü bir kablosuz şarj standı. Apple Watch'un zaten kendi şarjını buraya koyuyorsunuz. Telefonu buraya koyuyorsunuz. Şeyde. Benim 13'ün 12'de çalışıyordu. İlk defa 13'te ha tam yeri var. 3 cihazda aynı anda şarj yani Apple ekosistemi kullanıyorsan işte buraya AirPods'u koyduğunda üçü aynı anda şarj alabiliyor. Eğer bu ürünlere sahipseniz bence müthiş bir olay. E, Apple'ın kendi böyle üçlü cihazı 1200 lira falan hatta daha pahalı. Bunu 300 liraya falan satıyorlar. Hani eğer şeyseniz Apple ekosisteminde bir insansanız bence alabilirsiniz. Şimdi geçelim sevgili Asus'un bana göndermiş olduğu ürünlere. İlk olarak koltuktan bahsetmek istiyorum. Bilenler yine biliyor. Ben bu kanalda videosunu çektim. Daha önce Şok'ta Rampage'in bir koltuğu vardı. Onu kullanıyordum ben. Uygun fiyatlı bir koltuktu. O Aydan'a gitti bana bu gelince. aydın ofiste de bu asusun rock koltuğundan var. ben şu anda buna geçtim. Şimdi şekilsel olaylarını anlatacağım. Çok cafcaflı bir koltuk. İşte RGB aydınlatması var. Power bank bağlıyorsun. Farklı renklerde o RGB aydınlatmayı işte değiştirebiliyorsun. Vesaire vesaire ama yani bu koltuğun bence en önemli olayı aşırı rahat. Yani gerçekten ucuz bir koltuk da değil zaten. Hani iyi bir fiyatı var. Yüksek anlamında söylüyorum ama bir önceki kendi koltuğumla kıyasladığım zaman rahatlık anlamında baya baya çok fark ediyor. Bu koltuk bana geldiğinde birazcık böyle havalar soğumaya başlamıştı. Hani yazın çok terletecek mi terletmeyecek mi onu henüz bilmiyorum. Şu ana kadar terletmedi hiç ama gerçekten şuradaki bel desteği ki bunlar böyle bizim kulaklıklarda falan da gördüğümüz böyle memory foamları kullanıyor. Şuradaki poponuzun geldiği alanın yumuşaklığı bu işte belinizin desteği şu. Yine aynı şekilde kafanızın geldiği bölümde aynı malzemeden var. Yani yumuşak. Ve oturduğunuzda diyorsunuz ki çok rahat bir koltuk. Onu hemen anlıyorsunuz. Bir de şuradan da ben şey yapıyorum. Biz mesela burada çekim yapıyoruz. Salona geçiyoruz. Ne zaman salona geçsek bizim kediler bunun üstünde. Birkaç tane böyle telefonla şey çektim, detay çektim. Ee, onu şey yaparım. Bu videonun önüne eklerim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane böyle RGB aydınlatma var. Burada... Bir tane konsolumuz var. Şurada. Bu konsoldaki tuşlarla birlikte böyle farklı <laughs> renklerde Ozan düşüyordu. Bunu şey yapabiliyoruz. Şöyle bir böyle geçişli de var. Arkada da arkadaşlar onu da göstereyim. Arkada şu bölümde. Tabi şimdi stüdyo ışığı vurduğumuz için çok çarpıcı görünmüyor olabilir ama baya parlak güzel ışıklar. Burada hem Republic of Gamers logosuyla birlikte karakterlerinin olduğu hem de aslında işlevsellik anlamında adamlar demiş ki hani buraya bir şey asmak istersen asabilirsin. Ben hiç kullanmıyorum ama hani bunlar işlevsel yani aynı zamanda burada askı aparatları var. Tasarımsal açıdan zaten çok güzel görünüyor. Şimdi burada bir tane böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir çantamsı bir yapı var. Buraya böyle power bank'inizi koyuyorsunuz ki denk geldi bu da ASUS ve küçük diye bunu tercih ediyorum. Sonra bunu böyle koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Powerbank'ten güç alıyor. Ben normalde kullanmıyorum. Yani ışıkları açmıyorum. Benim için çok önemli olmadığı için ama hani ışık nasıl çalışıyor? Bunu fişe mi bağlıyoruz vesaire derseniz o. Bu koltuğun benim hayatımı kurtaran şöyle bir özelliği var. Ben şimdi şeyin altında gerçi gösterme oralar çok kablo. Ee, şu anda masamın altında bir tane direksiyon seti var. Benim herhalde son hani bir yıldır falan en çok oynadığım oyun formül oyunu. Benim önceki koltukta formül oyunu oynadığım zaman şimdi gaz işte fren var. E, kullanırken arabayı ister istemez koltuk geri gidiyor. Koltuk geri gittiği zaman siz şey yapamıyorsunuz. Devamlı öne gelmen lazım. E, yarışıyorsun bir yandan çok hızlı yarışıyorsun falan dert oluyordu. Bu koltuğun ayakları kilitlenebiliyor. Şu anahtarları kilitlediğiniz zaman. Şimdi gidiyor mesela. Bakın bu gitmiyor. Hepsinin üstünde tek tek ayakları var. Bunu kilitliyorsun. Araba yarışı vesaire oynarken acayip işime yarıyor. Koltuğun şu gördüğünüz kol kısmı sağa sola ileriye geriye aynı zamanda şuradaki tuşuyla aşağı yukarı her yola geliyor. <laughs> Kısacası o. Her, her şekilde bu arkadaki tabii ki beyninizin geldiği bölümü yatırıp yatak olarak kullanabiliyorsunuz. Koltuğu yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyorsunuz. Ya yani koltukta yok yok biliyorum çok pahalı. Ee, ama geçen bir arkadaş bana şey yazmış Instagram'dan. Ya işte memnun musun fiyatına değer mi falan. Ya dedim ki valla fiyatına bir şey söyleyemem. Yani sonuç olarak bu bir koltuk. Ve uygun fiyatlı bir koltuk değil. Ama memnun muyum? Aşırı memnunum. Çünkü çok rahat dediğim gibi işte hani araba yarışı oynarken falan kitliyorum Ve benim gerçekten ömrüm burada geçiyor. Bilgisayar masasında geçiyor. Ve e, hani para verip alır mıydım? Alabilirdim çünkü ömrüm bunda geçiyor. Gerçekten sırtımı sakatlayacağım ama rahat rahat oturmak varken e, o para harcanır yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim monitörlere. İki tane birbirinden farklı monitör var. Nesi farklı? Kameraya yansıyacak mı bilmiyorum ama ben farkı çıplak gözle görebiliyorum. Sağ tarafta Asus'un ProArt serisinden tam model adını şuraya bir yere yazarım. Biliyorsunuz monitörlerin maşallah karmaşık şeyleri var. ProArt Art serisinden bir model var. Tamamen işim gereği bana gönderilen yani kurgu yaparken renkler doğru olsun, canlı olsun ki kalman sertifikası var. Hem sRGB'nin %100'ünü hem de bu REC 709 standartı var biliyorsunuz sinema sektöründe kullanılan. Onun %100'ünü kapsıyor. İki monitörümde 27 inç, iki monitörümde de 2K bir çözünürlük var. Hazır şu duvar kağıdı görünüyorken onu da söyleyeyim. Çok soru geliyor. Arkadaşlar Steam'de şöyle bir program var. Wall Paper Engine. 30 lira falan bir kere veriyorsunuz. Bir daha vermiyorsunuz. Burada böyle benim bu kayıtlı olan şeylerim, duvar kağıtlarım. Bir sürü bir sürü böyle duvar kağıdı var hareketli. Ekliyorsunuz kütüphanenize. Mesela bunu seçtim. Böyle oldu. Ben şu Mass Effect'in Legendary Edition'ını böyle çok renkleri güzel diye gösteriyorum. Sonuç olarak monitörlerde bu tarafta oyun oynamak için, bu tarafta da iş yapmak için eğer bir profesyonel grafikerseniz, ne bileyim işte video kurguluyorsanız, grafik tasarım yapıyorsanız, rengin, ekranın gösterilen şeyinin doğruluğu sizin için önemliyse şahane görünüyor. Tabii ki profesyoneller için tasarlandığı için giriş çıkış anlamında çok zengin, işte hareket kabiliyeti olarak çok zengin vesaire. Bu tamamen sağdaki görsel için, sol taraftaki de oyun için. Onu da söyleyeyim. Bu da tabii ki Republic of Gamers ailesinden 165 Hz'lik yüksek bir tazeleme hızına sahip. İşte Valorant oynuyorsanız, CS:GO oynuyorsanız 1ms tepki süresi var. Her iki monitörde dediğim gibi 27 inç boyutlu 2K çözünürlüğünde. Bu tabii oyuncu modeli olduğu için şu aşağıda görüyorsunuz Republic of Gamers RGB'si falan yansıyor. Şey olarak da böyle ayakları falan da birazcık şey agresif tasarım. Bunda da şurada da yazmışlar. Display HDR 400 var. Yani Asus sağ olsun dedi ki Hacı senin monitörleri değiştirelim. Senin neye ihtiyacın var? Ben de dedim ki iki tane benim kullanımım var. Bir oyun, iki kurgu. Çünkü ben de burada çok video kurguluyorum. Gördüğüm, çektiğim şey düzgün görünüyor mu? Rengi doğru mu falan? Onu anlamam lazım. Onlar da sağ olsun bir tane dediğim gibi profesyonel bir tane de oyuncu konusunda iki tane montör gönderdiler. Genel olarak tam bak video bitiyor ya hemen kapı çaldı geliyor. Klasik arkadaşlar tam video esnasında kargo geldi kargoyu getirdi. Durum bu şekilde umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur. Herhangi bir şey yok yani parasal anlamda bir sponsorluk yok. Ürün sağ olsunlar bana sağladılar. Ben de böyle tek videoda ki kendi satın aldığım da işte şu slime'daki falan vardı. Hepsini bir anda anlatayım istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.